saatin aşkım? Bekle ama, tamam mı? Bekle. Bekle, otur, otur. Suyunu da yenileyelim. Bugün çok zor uyandım. 8.30'da kalktım. Saat şu an tam 10. Hemen bir şeyler yiyeceğim. Bugün pilatesim var. Onun için hızlıca bir şeyler yemem gerekiyor ki arada böyle 1,5 saat olabilsin en azından. Normalde 2 saat önce bir şeyler yiyorum ama bugün YouTube editim vardı. Sabah onunla uğraştım biraz. Daha tam böyle hazırlanabilmiş değilim. Ama üzerimi falan giyindim. Yani böyle bir tişört giydim. Tight'ımı giydim. Şimdi hemen kahvaltımı hazırlayacağım. Sonra da hızlıca çıkarız. Bir sürü karınca gelmiş. Burayı açmışlar. Abla tezgah yine bir sürü karınca gelmiş. Bunlar nasıl gidecek? Ayşe abla, ben... Yine bir sürü karınca gelmiş. Bunlar nasıl gidecek? Nasıl? Karınca mı? Evet ya, çok karınca var. Ha şey, kaldıracaksan kaldır onu şuraya. Ben şurada yaparım bak. Yok, dedim eşinle mi yapacaksın? Ha yok yok, ben kendim yapacağım. Yeter ki gitsinler, bir şey yemesek de olur. Yolu yok. Şimdi çıkıp hemen hazırlanıyorum. Bugün pilates günümdü. Hızlıca hazırlandım ve pilatese geldim. Esat bıraktı beni şimdi. İnşallah bugün de çok güzel geçer. Önce güzel güzel çekimlerim var. Yapmam gereken çok fazla şey var. O yüzden spordan sonra hızlıca eve gideceğim. Yağlandırıyor. 7
8, 9 ve tekrar tam göğsünün ortasında birleştir. Alarak aç ve kapat. 2. Dönsün geri doğru açılsın. Süper. Öne ve geri. Dinle. 6, 7. Sen çıktın. Sen kilitlendin. Beton döktük buraya. Burası hiç kıpırdamasın. Son 4. 4, 5, 6, 4, 5, 6. Evet, süper. Hadi kendine. Aç. Şimdi dizlerini aç. Süper. Şimdi başını yukarıya doğru kaldır. Gondol gibi çık. Arkası. Ben eve geldim. Bir yandan da dolmamı yiyorum bu arada. Yoğurtla. Sabah kahvaltı yapmıştım. Böyle ara öğünde kefir içtim. Ben artık akşam yemeğim çünkü saat 5.30. Neden derseniz çok rahatsız oluyorum akşamları. Eğer çok acıkırsam birazcık meyve yerim. Kız havlama. Cookie havlamadan oyna. Kargo açacağız. Misler gibi kargom var. Biri oğlumun hastane valizi için. Allah. Hastane valizi henüz almadı. Yani oğlumuzun eşyalarını koymak için. Düzenleyici. Eğer... Aa, çok güzel. Şöyle. Aa, çok güzeller. Acaba bunun benim mi olsa? Şöyle. Sanki benim için daha uygun. Böyle paraşüt kumaş. Böyle. Hem böyle olması daha iyi. Böyle sıvı, yani öbürleri mesela böyle kumaş ya, ıslanabiliyor. Ya da böyle yıkandığı zaman mesela çok rahat yıkanır. Böyle büyük de, oldukça büyük şey de var. Güzel, bunu beğendim. Düzenlemede kullanabiliriz, hastane çantası düzenlemesinde. Bu sanıyorum hediye. Bunun için bir şöyle bir, gerçi bunu önce güzel bir fotoğraflayalım bence. Yeni bir parfüm sanıyorum. Sonra onu fotoğrafladıktan sonra size sonunda böyle anlatmaya çalış. Koku anlatmak da çok zor ya. Hakikaten. Minik Bey hareketlendi. Yemek yer yemez. Şöyle. İşte tam bir hamile elbisesi aldım çünkü. Yani giyinmek gitgide böyle daha da beni, yani şöyle sıkan şeyler. Yani sadece böyle elbiseleri rahat edebiliyorum. Bunu da işte, hem işte İstanbul'a gidecektik. Böyle bunu götürürüm yanımda. Ay, bu renkler beni direkt böyle açıyor. İnanılmaz rahat. Bir dakika. Nasıl görebilirsiniz? Başka şuraya koyayım da. Çok güzel. İşte görmüyorsunuz şu an. Bakın. Ne kadar rahat. Ay, çok rahat. Kumaş da çok güzel bu arada. Tamam. Bunu aldım. Şöyle yırtmacı var. Tam böyle şey, hem bu havalarda da tiril tiril giyilir. Artık buralar bir tık serinliyor bu arada. Sizin oraları nasıl bilmiyorum ama arkası dağınık değil, değil mi? Bu arada bugün evde temizlik vardı. Ben size hiç söylemedim galiba. Ayşe abla geldi. Ben de dağıttım tabii ama. Sabah geldi. 8.30'da geldi. 5 gibi çıktı. Biraz ütülerimi de yaptı. Yukarıları hiç çıkmadım bile. Yukarıları
ve camları, her yeri sildi. Bu arada bazı videolarda diyorsunuz bana hani mutlaka bir yardımcı al, böyle çok zorlanırsın, hep annen gelip yapmasın diye. Annem gelip temizlik yapmıyor. Annem geliyor bana. Genelde temizlik günleri geliyordu ama son ikidir falan gelmiyor. Hep ben Ayşe ablayla baş başa oluyorum. İlk geldiği zaman annem oluyor, hani yemek yapıyor vesaire vesaire. Annem dün geldiği için bugün gelmedi. Yemeğim de vardı. Yani temizliğe bir abla geliyor yardıma. Yemeği de sürekli annem yapmıyor. Ya bazı günler yapıyor, bazı günler ben dışarıda yiyorum, bazı günler de kendim yapıyorum, bir şeyler yiyorum işte. Onu soran olduğu için söyleyeyim dedim. Şimdi şu üstümdekini değiştireceğim. Ecem'i kahveye çağırmıştım. O da birazdan gelir herhalde. Onunla bir kahve içeriz, otururuz biraz. Sizinle içeceğim. O ne güzel kokuyor kutusundan bile. Yani kadar şık yapmışlar. Nefis kokuyor. Meyveli, şeker ve çiçeksi. Bir koku. Neyin kokusu acaba? Böyle cep boylarını da yollamışlar. Çok güzel. Şimdi bendeki şu koku. Bu çok güzel kokuyor. Amber. Ben Instagram üzerinden çok fazla hediyeleşme yapıyorum. Buradan şöyle çok zor oluyor. Ulaşamıyorum. Buranın öyle bir sıkıntısı var. O yüzden çok fazla denedim, bulmaya çalıştım. Kullanıcı adlarınız da tutmuyor. Hatta bir hediye birine ulaşamadım, başkasına ona da ulaşamadım falan filan. Çok nadir buradan ulaşabiliyorum. O yüzden buraya Instagram hesabımı bırakayım. Sizler Instagram'da kanal özelliğime abone olun. Instagram'dan da takip edin. Bazen kanaldan hediye veriyorum. Bazen direkt Instagram'da story'den bile hediye veriyorum. Böyle yorum yapanlardan birine, beğenenlerden birine vesaire ya da mesajlaştığım birine direkt adres isteyip bir şeyler yolluyorum. Çünkü gerçekten evde artık çok fazla ürünüm var benim. Hamileyken bazı ürünleri kullanamıyorum açık söylemek gerekirse ve direkt aranızdan birilerine hediye ediyorum. Bende durmasının çok bir anlamı kalmıyor açıkçası. Kullanamadığım için tavsiyede bulunamıyorum, öneremiyorum. Markalara da teşekkür ediyorum. Hatta ben hamilelik döneminde olduğum için ürünü deneyimleyemiyorum vesaire diye. Böyle haberiniz olsun yani. Instagram'dan takip ederseniz bol bol hediyeleşmemize katılırsınız. Ve kaçırmamış olursunuz. Bunu muhtemelen onlardan birine eklerim. Çok güzel, nefis kokuyor bu arada. Gerçekten koku zevkime güvenen şu üçü. Bakın böyle daha iyi okunuyor. Bu üçünü alabilir. Şimdi dağıttıklarımı bir toparlayayım bence. Sonrasında bakarız. Bugün nasıl akşam oldu vallahi ben hiçbir şey anlamadım. Şimdi üstümü bile değiştiremedim. Gördüğünüz gibi. Normalde hiç yapmayacağım şeyleri yapıyorum. Şu sıralar. Ecemler gelecek saat 10 gibi. Yani Esat gelince gelecekler aslında. Esat da birazdan çıkıyorum dedi. İnşallah çıkabilir. Bu yılda bir veya iki kere çıkan mı? İki yılda bir mi? İşte bir Süheyla kavunu mu? Öyle bir şey. Çok lezzetli oluyormuş. Bakalım şimdi biz de deneyeceğiz. İçi çok güzel gözüküyor ama. Yani şu an denk gelebilirsiniz tahminimce. Ya ben bir şey kırdım. Süpürdüm ama güvenemedim. Robotu saldım. Dedim biraz da sen çalış. Temizlik günü bir şey kırılması da hiç sevmem. Geçtiğimiz günlerde kırılmıştı ne güzel. Bugün iyice temizlenmişti ama. Tamam, haydi bakalım. Bay bay. Yalnız var ya nefis bir tadı var hakikaten. Esat bir şeyler almış bana, mum getirmiş. Şöyle profiterol almış. Burada bir şeyler almış. Onları da hemen koyalım. Şöyle çok almış.
Bak bak, prenses. Şey, şarkı açacağım. Kamerama pil getirsene. Nerede? Çok farklı şeylere koymak istemem. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? Gidiyor. Selam gençlik. Hoş geldin. Dağılmışsın. Evet. Nasılsın? Hiç tükürmüyorum. Ben konağa çıktım. Ben de dedim adayı kedi tırmalayınca herhalde. Esat bugün adayı kedi tırmaladıkmış, biliyor musun? Ne olmuş? Ada tetanoz aşısı olmaya gitti. Ben çay getireyim. Ada nerede? Ada şeyde, arkadaşımdan. Oo, ben de dedim Ada gelir şimdi, Cookie ile oynar. Senin benim gibi olmuyor mu? 25 lira. Aylık 250 lira direkt marka. Artık prim oluyor. Amortisman bedelleri olmuyor. Hayır. Çekemedim. Buraya gel. Geç böyle. Olmaz. Bu çikolata. Tüm Avrupa'ya ve Almanya'ya. Çok güzel. Bir tane emziğiyle denemek istedim bunu. Emziği buraya takıyorum. Neymiş onlar? Emzi kaskısı bunlar. Üstüne takmak için. Bak bak. Annem çok çorap al. Kışın doğacak ya dedi. Bugün sizlerle ilk defa buluşuyoruz. İlk defa bir aradayız. Aslında ben sabah böyle çok az da olsa açtım. Hatta bir şeyler gelmişti vesaire. Onları da sizlerle beraber açtım ama tekrar bir işbirliği çekimim vardı. Yarın İstanbul'a gideceğimiz için ben de onları bir şekilde halletmeye çalıştım. Tezgaha yine karıncalar gelmiş. Ben de o yüzden böyle sprey bir şeyler sıktım. Yani yarın ev ilaçlanacak. O yüzden yarından itibaren gelmeyeceklerini düşünüyorum. Ve böyle küçük küçük böcekler var. Böyle kaşıntı tutuyor beni görünce. Şimdi hazırlandım. Gördüğünüz gibi canlı yayınım var. Bugün güzel bir canlı yayınımız var hatta. Şuraya geleyim de öyle konuşayım. Şimdi hazırlandım. Aslında sabahtan hazırlanmıştım. Saçımı daha yeni yaptım. Bu saçı canlı yayın için yaptım. Akşam saat 8'de canlı yayınım var. Hatta Esat arıyor bir saniye. Efendim canım. Alo. Efendim. Ne yapıyorsun güzelim? Hazırlandım şimdi. İşte yayını bekliyorum. Sen? İyi bakalım. Şey yaptın mı? Çekimlerini attın? Ha, hallettim hallettim. Editledim, attım. İyi bakalım. Eline sağlık. Şey, yayına bakırsın. Sağ ol. Neyse, bu şekilde. Şimdi yayına başlayacağım. Umarım bu yayınları kaçırmıyorsunuzdur. Bunları anlık olarak Instagram üzerinden sizlere paylaşıyorum. Hatta aklıma gelmişken bir dakika. Topluluk kısmına da
Ne çirkin kalpli insanlar var ya. Şimdi hazır tam bir şey yapıyordu. Umarım bu kısmı izler de böyle birazcık utanır diye söylüyorum. Merve Gürcay diye birisi. Her blok aynı birini izlesen. Diğerlerine gerek yok. Allah'tan hamile oldu. O da eklendi şimdi. Ne amaçsız bir yorumdur. Ya bazen gerçekten mesela mantıklı yorumları anlayabiliyorum. Ama bu yorumdaki böyle kalp çirkinliğini anlayamıyorum. Yani bu yeni türedi biliyor musunuz bu tarz insanlar? Gerçekten çok kötü kalpli insanlar türemeye başladı. Hayretle izliyorum. Gerçekten hayret ediyorum yani. Çok şaka gibi. Hani şaka gibi. Bazı yorumlar şaka gibi. Hani tenezzül etmiyorum artık cevap vermeye ama şimdi daha ben bu yayın şeyini paylaşırken önüme düştü diye size okuyorum. Çok utanç verici. Neyse. Yayında görüşürüz. Boncuk boncuk terliyorum. Bir klimayı açıp serinleyeyim. 00'da girelim. Şükür başla. Yayındayız. Herkese merhabalar. Nasıl her seferinde heyecanlanabilirim ki yani? Her seferinde çok fazla heyecanlanıyorum. Kategoride ürünlerde görebilirsiniz. Yayını mutlaka bir eşinizle, dostunuzla, çevrenizdeki biriyle paylaşın. Hem onlar da faydalansınlar çünkü gerçekten çok iyi düşecek fiyatlar. Hem de sizler mesela iki ürün almak istiyorsunuz ama iki kodu kullanamıyorsunuz. Çünkü tek bir kod kullanabilme hakkınız oluyor. Yani paylaşmış olduğum kod için söylüyorum. Oradaki iki ürünü de alabilmek için bence biriyle paylaşın sizin yerine. Şimdi yatar şunu şuraya not ettim. Ama ilk 30 kişiye 300 TL'lik indirim kodumuz ilk 3 ürüne. Yaratıcım 300. 4 numaradaki Mustela'nın bebek günlük çözüm seti. Bunu ben de aldım. Zaten Mustela'nın ürünlerini kullanacağımı Instagram'dan da YouTube'dan da takip edenler bilir ki söylemiştim. Geçen yayına da ekledim Mustela. Geçen yayında da kod gelmişti. Bu yayında da kod geldi. Şimdi çıkıyor bakın incecik bir minder. Bir de küçücük bir yastığı çıkıyor ama o içinde kalmış galiba. Kolluğa geleceğiz. Evet kodumuz var. 2000'in kırışıklık giderici ütüsü de 350 TL'ye düşecek. Bu arada satıcı benim sizleri yönlendirdiğim satıcı olmak zorunda değil. Fiyat düşükse satıcıyı değiştirebilirsiniz. Daha henüz bebeğimiz doğmadan aldım. İçerisinde bir tamir kiti var. Böyle şişirilmiş bir şekilde geldi. Böyle kendi özel taşıma çantası. Canlı yayınım bitti. Karnımı doyurdum o esnada. Ve gördüğünüz gibi Ağustos 1 sanki Eylül 1 gibi. Ben bayağı üşüdüm. Canlı yayın esnasında terlememek için klimayı açmıştım. İnşallah beni çarpmamıştır. Ay kulaklarım nasıl acımış. Unutur muyum klimayı burada? Şu dağınıklığı toparlayacağız sizinle beraber. Bir de yere bir şey düşmüştü yayından önce. Toka yok mu? Ya. Çekim için olan kahve fincanları hala da orada duruyor. Yani ben ev temizlendikten sonra niye böyle kendime çok iş çıkartıyorum hep onu düşünüyorum. Sonra da diyorum ki yapacak bir şey yok yani çıkıyor. Şimdi hızlıca bunları hallederim. Sonrasına bakarız. Yarın ultrasona giderken yeni bir video başlatır mıyım? Bu video ne durumda? Ona falan bakmam gerekiyor bu arada. Muhtemelen başlatırım.